Değerli Projede Fırsat takipçileri, 16. Gayrimenkul Zirvesi'nde DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile birlikteyiz. Ali Bey'e merak ettiklerimizi soracağız. Ali Bey, tekrar merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler efendim. Konut sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Bu artık kabul edilen bir gerçek. Bu anlamda sektörel bazda ve ülke bazda bakacak olursak konutta neredeyiz tam olarak? Şimdi tabii Gayrimenkul Zirvesi'ndeyiz. 16.sı gerçekleşiyor. Biraz önce bir zaman tünelinden geçtik. Sağ olsunlar, çok güzel bir sunumla bizleri 1923'ten günümüze getirdi arkadaşlarımız. O süreci biz de kafalarımızdaki geçmişte yaşadığımız kooperatifleşme, geldiğimiz şu anda gayrimenkul sektörünün geldiği güzel pozisyon itibariyle de çok mutlu olduk, memnun olduk. Tabii gayrimenkul sektörü Türkiye'nin lokomotifi. Bunu zaten artık sadece büyüme rakamlarına katkısı değil, reklam sektöründe de çok biraz önce anlatıldığı gibi reklam sektöründe de bir ilk sıraya yerleşmiş pozisyonda. Doğal olarak 1.400.000 konutun geçen yıl itibariyle satıldığı bir sektör doğal olarak Türkiye'nin birçok sektöründe etkileyerek, arkasını takarak yoluna devam ediyor olacak. Tabii bugünün tespitleri yarın için çok önemli. Bugün neler var? Bugün gördüğümüz kadarıyla sektörün kentsel dönüşüme çok yoğun bir bakışı var ve orada beklenen çok şey var. Aslında kamu tarafında bu işi kolaylaştıracak, hızlandıracak neler yapılabilir konusunda bizler de görüşlerimizi aktarıyoruz. Bunlar önemli. Gelinen nokta itibariyle maliyetlerin çok arttığı bir dönemdeyiz. Kurun yükselmesiyle beraber bu dönem itibariyle de projelerde gereksiz hiçbir şey yapılmadığı, aslında daha belki sadeleşme dediğimiz, çok aşırı maliyetlerin yüklenmediği bir döneme gireceğiz. Çünkü bu ihtiyacı da karşılayacak bir noktaya buluşturmamız gerekiyor. Bizler sektörler olarak A ve B segmentine daha çok yoğun proje üreten firmalarız. Biraz daha orta gelir grubuna bu üretimimizi kaydırmamız gerekecek. Önümüzdeki gelecekle ilgili öngörülerden bir tanesi de bu olacak. Doğal olarak bizim o konularda çalışmalarımızı sağlamamız lazım. Bir de işin finansman boyutuyla ilgili de bankalarda faiz oranları çok yüksek şu anda. Ama alıcı için bu bir avantaj da getiriyor beraberinde. Şu anda konut fiyatlarındaki o stabil dönemde, dengeli dönemde alıcı için bugün yüksek fiyattan bir borçlansa dahi konut kredileri faizlerinde değişken faizli kredi başvurusu yapmaları halinde ben faize tepe noktanın geldiğini düşünüyorum. Tekrar bir aşağı dönüş olacağı dönemde, diyelim bugün 1.20 ile kullandı, yarın 0.90'a indi faiz oranları veya 1'e indi. Kredide yeniden revizyon yaptırarak bunu avantaja çevirebilirler. Uygun fiyatlı ve faiz oranlarının ileri dönük olarak düştüğü bir dönemde de bunu birleştirdiği anda bence alıcı için de güzel bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum. Konut üretimi söz konusu, birçok inşaat üreticisinin de aynı fikirde. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun için nasıl bir çalışma yapılmalı? Bunun önü nasıl açılmalı? Aslında şöyle, kamudan beklenen şu, mortgage kredi kanunu ilk çıktığı zaman gelir vergisinden konut kredi faizlerinin sübvanse edilmesi ve oradan bunların indirilebilmesi, konut alan kişilerin gelir vergilerinden ödedikleri faizlerin düşürülmesi gibi bir şey vardı. Madde vardı. Bu ilk çıktı, bundan 10 yıldan fazla oldu bu mortgage'ın çıkması. Onu 10 küsur yıl, tam yıl hatırlamadım şimdi. Bunu yeniden devreye almak gerekiyor. Çünkü bu durumda ilk konut alanlar bunlar faydalanırsa hiç hitap edemediğimiz, aslında sosyal olarak da konuta sahipliğine şu aşamada, şu koşullarda ulaşamayacak insanlara bir alan açmış olacağız. Ve bizler de o alana hitap eden uygun fiyatlı konutlar üretmeye başlayacağız. Daha da uygun fiyatlı. Bunun için biraz önce anlattığım o sosyal imkanları genel olarak her ihtiyacı karşılayacak ama gereksiz hiçbir şeyi barındırmayacak, maliyetleri gereksiz şişirmeyecek bir tablo ortaya koymamız lazım. Bunu yaparsak hem kamudan böyle bir teşvik hem de bizim yapacağımız proje çalışmalarıyla optimumda hedef kitlenin çok rahatlıkla alabileceği bir imkan tanımış olacağız. Burada tabii projelerin bazı noktalarda proje finansmanıyla inşaat sürelerinin kısaltılması da söz konusu olmalı.
Burada da sadece konuta özel devletin emlak bankası modeliyle bu çalışmaları da hızlandırmasını, bu anlamda inşaatın ilk kapı maliyetinin asgari karşılanacağı bir hızlı bir şekilde yapılabileceğini karşılayacağı bir model oluşturulmalı diye düşünüyorum. Bu köprüyü kurduğumuz anda teslim sürelerinin 18 aylara, 12 aylara, 24 aylara çekileceği ve çok daha pratik finansman modellerinin çıkacağı bir dönem olacaktır. Bunları da yapmak zorundayız zaten önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Efendim, son olarak satışlarla ilgili değerlendirmenizi alalım. Satışlar beklentileri karşılıyor mu şu an? Şimdi bakın, 2017 rekor yılıydı. 1.400.000 satış var. Daha çok faiz oranlarının daha uygun olduğu bir dönem başından bahsediyoruz. Biraz daha faiz oranları şu anda yükseldi. Ama onun satışlarda denge değişti. Banka kredileri biraz azalmasıyla beraber şu anda firma bünyesindeki 36, 48, 60 ay vadeli satışlar o boşluğu doldurdu. Yani şey yok, şu anda bir düşüş bu sene itibariyle 2018'de baktığımızda 2017'ye benzer bir grafik izleniyor gördüğümüz kadarıyla. Çok bir puan, iki puanlık oynamalar var. Bu yıl genelinde de devam edecek gibi. Özellikle beklenen şu KDV ile ilgili düzenleme sektör için çok çok önemli. Bunun bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bu önemli bir teşvik olacak. Bahsettiğim konut kredilerinin faizlerinin gelir vergisinden düşürülmesi konusu paket halinde Bakanlar Kurulu veya meclise sevk edildi galiba. Onda net bir şekilde kesin bir şey ortaya çıkar ise orada ciddi bir adım olacaktır. Tapu harçlarında yine bir indirim bekliyoruz. Bu yıla özel olmak üzere. Genelinde çok farklı bir talebimiz var ama SPK onaylı değerleme kuruluşları yapacağı ekspertiz değeri üzerinden asgari tapu devirleri yapılırsa tapu harçlarının çok çok ciddi anlamda düşmesi gerekiyor. Çünkü toplamda %4. %4 dediğiniz zaman bir devir yaptın, bir daha o da başka birine devir yaptın %8. Yani devletin aldığı vergi korkunç seviyede. Burada özellikle bir düzenleme bekliyoruz. Bunun gibi düzenlemeler de olursa yılı yine 1.400.000 bandına yaklaşan veya biraz üzerine çıkan ama artık 1.5 milyon biraz zor gibi geliyor bana. Gidişat öyle görünüyor. Ama aynı seviyeyi koruyacak bir yıl olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim.